Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, öncelikle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu bir bilgilendirme videosu olacak tüm beni takip eden izleyen YouTuber arkadaşlarımız için. Ben de daha bugün öğrendim zaten çok yeni. Ee, bir gün önce yanlış hatırlamıyorsam bu sistem devreye girmiş yapılmış yani. Ee, Barış Özcan tarafına yanlış okumadıysam hemen yani öğrendim kendi videolarıma e, ekledim nasıl yapıldığını öğrendim hemen böyle bir videoda çekip e, bilgisi olmayan arkadaşlarımıza iletmek istedim e, şimdi YouTube'da bir bağış sistemi var o bağış sistemine Türkiye'deki e, afet için bir e, ekleme yapılmış Hatta e, barış Özcanın videosuna bak bakabiliriz şöyle gösterelim. YouTube kanalına girelim abi şu son videosunda bakın bunu da eklenmiş 4 gün önce buna eklemiş yani sonradan eklenen bir şey bu şuradan girip bakabiliriz bakın şurada bir e, bağış sistemi eklenmiş düzenleyen bunu Barış Özcan Barış Özcan tarafından YouTube'a e, eklettirilmiş sanırım bu videolarımıza nasıl ekleyeceğimi ben bilmiyordum Araştırdım, onu yaptım, bunu yaptım. Bir şekilde çözdüm, denedim. Birazcık deneme yanılma oldu ama sonunda başarabildim. Ee, bizi izleyen arkadaşlarımız, YouTuber arkadaşlarımız varsa onları da e, onların da yapmasını rica ediyorum. Yapabilenler varsa, yapmak isteyenler varsa sonuçta bu bir gönüllülük işidir. Eski videolarınıza, yeni videolarınıza, yeni çekecek olacağınız videolara bunu ekleyebiliyorsunuz. Buradan e, bağış toplanıyor. Bağışlar hiçbir şekilde YouTuber'ın da e, kanal sahibiyle hiçbir alakası yok. Bağışlar direkt bir havuzda YouTube'un havuzunda toplanıyor. Hiçbir şekilde kesinti yapılmıyor. Ve e, direkt Türkiye'nin hesaplarına aktarılıyor. Zaten şurada da bakın bunu açıklıyor. Yardımlarınız Ahbap, Acev, Tok, ihtiyaç Haritası, Tevk gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir şemsiye platform olan afet platformuna gidecektir diye Burada da zaten YouTube kendisi de belirtiyor bağışlar TPF tarafından toplanmaktadır. E, tüm işlem ücretleri YouTube tarafından karşılanır diye bunu e, belirtmiş YouTube'un kendisi de zaten. Eklediğiniz videolarda burada dernek yazıyor. Bundan sonra ekleyeceğimiz çekeceğimiz videolarda da e, bunları etkin hale getirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada ben e, bir yazı buldum. Bunu birazcık e, okuyalım, görelim nasıl yapıldığına, kimlerin yapabileceğini her kanalı olan maalesef yapamıyor. Bunun için en az 10.000 aboneye sahip olması gerekiyor. Ee, çocuklara özel olarak ayarlanmış videolara eklenemiyor. Onun dışındaki videolarınıza ekleyebilirsiniz. Çocuk kanallarına falan bu e, yapılamıyor. Bağ, bağış sistemi bilginiz olsun. Ee, Türkiye'de olmanız gerekiyor. Yani bu özelliği kullanabildiği konumlardan birinde bulunma diyor ama bu Türkiye için geçerli olmayabilir. Çünkü Barış Özcan da Türkiye'de değil ama ek ekleyebiliyor sonuçta. Yurt dışındakiler de bence ekleyebiliyordur diye düşünüyorum. Yani buna özel bir sistem yapılmış olabilir. Tam emin değilim. Canlı yayınlarınızda da kullanabiliyorsunuz. En az 10.000 aboneniz olması gerekiyor bunu yapabilmeniz için. YouTube iş ortağı programına üye olmanız, olmuş olmanız gerekiyor. Yani YouTube'tan para kazanıyor olmanız gerekiyor. Çocuklara özel olarak tanımlanmamış olması gerekiyor. Yukarıdaki az önce bahsettiğim bu da yukarıdaki uygunluk ölçütlerini karşılamayan bazı kanallarda bağış toplama etkinliği yapıldığını fark edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda YouTube bağışı daha fazla kullanıcıya sunmayı planlıyoruz vesaire diyor ama kullanabiliyoruz. Problem yok. Burada nasıl yapıldığını e, anlatmış. Ben şimdi direkt görsel olarak göstereceğim nasıl yapıldığına dair neler, e, ne yazdığım zaman çıktığına dair. E, yalnız şu dördüncü madde bizim için geçerli değil. Bunu direkt kafanızdan çıkartın. Ben bu e, yardım yani support linkini de yine videonun yorumlarına sabitlerim ya da açıklamasına sabitlerim. Buradan da yine inceleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz nasıl yapıldığını ama ben görsel olarak göstereceğim. Şu dördüncü maddeye takılmayın. Bu maddeyle bizim hiçbir işimiz yok. Bu genel boy sistemden bahsetmiş. Bu linkten tekrardan dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Ee, şimdi kanalınızın para kazanma bölümüne geliyorsunuz buradan. Youtube stüdyodasınız. Kanalınızın para kazanma bölümüne geldiniz. Burada genel bakışta zaten para kazanmanız aktifse bunların hepsini de aktif hale getirmişsinizdir. Muhakkak. Yani şu bağış falan başlayın seçeneği var bakın görüyorsunuz. Bağışa falan başlayın yapmış olmanız gerekiyor ya da o otomatik olmuş da olabilir. Bunu ben nasıl yaptığımı hatırlamıyorum çünkü. Öncelerde de vardı çünkü bu bağış sistemi. genel bakışta burada zaten bağışınızı görürsünüz. Bakın şurada bağış var. Bu bağışa bastığınız zaman şu mesela ben videolarıma eklediğimden beri yapılmış bağış toplamda 7.02 dolar bağış yapılmış. Bu ben benim videolarım üzerinden yapılmış A ama bu havuza gidiyor. Benimle hiçbir bağlantısı yok. Hiçbir şekilde bana aktarılmıyor para. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Hiçbir şekilde hiçbir youtuber'a bu para aktarılmıyor. Bilginiz olsun. Bakın şurada yazıyor. Bu kanalın topladığı tutar 7.02 dolar toplanan bir gün içinde toplanan genel bir ya bir ya da iki gün oldu tam hatırlamıyorum ama bir gün oldu diye biliyorum toplanan toplam tutarda 291.551 dolar olmuş bilginiz olsun <laughs> şimdi nasıl yapıldığını bağış toplama etkinliği ekle yazıyor sizde burada herhangi bir şey yoktur ya da şurada bir yerde ilk defa yapacağınız için bir logo vesaire bir şey vardır başlayın diye bir seçenek oluyor genelde burada Bağış toplama etkinliği ekle. Böyle bir şey geliyor karşınıza. Siz oluşturmanıza gerek yok. Zaten Barış Özcan'ın oluşturduğu var. Bir havuz var. O yüzden bağış toplama etkinliğine katılın diyeceksiniz buradan. Daha sonra buraya yazın abi işte. Türkiye. Türkiye yazınız. Burada bir sürü çıkıyor. Burada Barış Özcan'ın olduğu bir tane var. Birazcık aşağılara inmeniz gerekiyor. Şu anda çok fazla açılmış çünkü. Bakın burada. Oluşturan Barış Özcan diyor zaten. Bağışlar TPF tarafından toplanmaktadır. Gördüğünüz gibi. Şunu seçiyorsunuz. Devam diyorsunuz. Devam dediniz. Buraya istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Ama ben Barış Özcan'ın açıklamasını kopyaladım, yapıştırdım. Siz de benden kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Değerli YouTuber arkadaşlar. Bu arada bu e, videomuzu... ...beni tanıyan ya da tanımayan... ...tüm arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. YouTuber... Arkadaşlar iletebilirsiniz. Benim videolarımı görmeyenler sizlerin yorumlarıyla belki görecektir. Ee, bunu muhakkak yapmalarını öneririm, tavsiye ederim. Bizlerin de bir bu şekilde ekstra videolarımızdan katkısı olmuş olur. Canlı yayınlarda nasıl bağışlar toplanıyor? Ee, şimdi AFAD'da vesaireyle bunlar anlaşmalı yapılması gerekiyor. Öyle kafana göre bağış topluyorum diye bağış toplayamazsın. Ee, bizler de bu şekilde Barış Özcan oluşturduğuyla beraber bunu yapabiliriz. Destek verebiliriz. Ee, bunu dediğim gibi istediğinizi yazabilirsiniz. Ben Barış Özcan'ın yazdığını kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Bağışta bulunanlara teşekkür edin. Bunları zorunlu doldurmak zorundasınız bu arada. Çok basit bir şekilde teşekkürler yazabilirsiniz. Kimse buna ne yazdığınızı zaten sorgulamayacaktır. Amaç buraya e, parayı gönderdikten sonra karşıma Aa, nasıl bir süslü mesaj çık? çık çıktı diye kimse bunu düşünmeyecektir. Emin olabilirsiniz. Ben basit bir şekilde teşekkürler yazdım. Devam diyorsunuz. Daha sonra hangi videolarınıza uygulamak istiyorsanız onları seçiyorsunuz. Ben son 4 videoma ekledim bunu. Ama istediğiniz kadar videoya ekleyebilirsiniz. Sonuçta geçmiş videolar çok fazla çok fazla izlenmeyeceği için ben son 4 videoma ekledim. Burada seçili zaten. İstediğiniz shorts'a da ekleyebilirsiniz, videoları da ekleyebilirsiniz. Hatta ben şuna da ekleyebilirim ama şimdi zaten ben oluşturmayacağım katıl diyeceğim ama daha sonradan ben onu sileceğim zaten benim burada bir tane katılmış olduğum var ekstradan yapmama gerek yok mesela seçtiniz bunu da seçtiniz 5 tane oldu katıl dediğiniz anda burada gördüğünüz gibi bu açılmış olacak Aa bak ben ikinciyi açar diyordum ikinciyi açmadı mevcut olan zaten vardı o onu güncelledi 5 videoya çıkart tamam benim ekstradan buradan düzenle demek demem gerekmedi yani. Düzenle dediğiniz zaman da yanlış yazdıysanız buradan vesaire bunları tekrardan düzenlemiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, son videoma mesela ekledim. Ekledikten sonra birazcık bekleyin. Ee, hemen biliyor bilginiz olsun ben çok yeniledim Allah, Allah' diyorum niye çıkmıyor yanlış bir şey mi yaptım falan araştırıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum çıkmadı 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 belki bir 5 dakika 10 dakikaya yakın sonra videolarda görünmeye başladı incelemeye alınıyor olabilir o yüzden hemen aa olmadı bu vesaire deyip direkt silip atmayın ben test ettim denedim o yüzden söylüyorum bilginiz olsun Videolarınıza eklediğiniz videolarda şur şurada başlığın altında yeşil bir yazıyla dernek yazacaktır zaten. Videoların şurasında da bakın bağış yap diye çıkıyor. Şu ana kadar 293.184 dolar havuzda toplanmış. Barış Özcan'ın kurduğu havuzda bu toplanmış. Bunlar burada gördüğünüz yerlere aktarılacak bilginiz olsun. Bağış yap dediğiniz zaman burada 15 lira, 60 lira, 150 lira seç seçenekleri var. Diğere bastığınız zaman dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz. Gönlünüzden ne koparsa yapabilirsiniz. Kimse yapmak zorunda değil. İhtiye e Durumu olan vardır, olmayan vardır. Başka yerleri zaten yapmıştır. O konuda bir şey diyemem. Bu tamamen gönüllülük esaslı bir iştir. Buradan yapıp devam diyorsunuz. Hatta bir tane yapalım. 60 lira mesela. Ben... Deneme amaçlı yapmıştım ama bir tane daha yapalım mesela. Devam dedik. Banka kartı, kredi kartı vesaire istediğiniz bilgileri buraya giriyorsunuz. Benim zaten bir bilgim var burada. Bağış yap diyorsunuz. Benim yazdığım teşekkür mesajı mesela burada çıktı. Teşekkürler. Bitti. Paylaşabilirsiniz. Mailinize dekont bile geliyor. Bilginiz olsun. Kullandığınız Gmail adresi yani bu YouTube kanalının Gmail yani hangi hesabınız varsa onunla yaptıysanız mailinize fatura makbuz bile geliyor bilginiz olsun. Bitti de dedik. Bir 5-10 dakika sonra falan makbuzu geliyor haberiniz olsun. Mesela yaptık biz bizim panelimizde bunu dolar olarak gösteriyor ama siz TL olarak bağış yapıyorsunuz. Onu kur, kurla beraber burada dolar olarak gösteriyor. Mesela 7.02 kendi videomuzdan yaptık. Hemen bakalım. 10.21 dolar olmuş. Gördüğünüz gibi. Ee, bunu söylediğim gibi diğer Youtuber arkadaşlarımıza da iletebilirseniz bilmeyenler vardır. Olabilir. Ben de bilmiyordum. Ben de çok yeni öğrendim. Ee, bugünkü mesela siz bu videoyu bir gün sonra izliyor olacaksınız ama bugünkü videoma da eklemek isterdim. Ekledim ama gecikmeli eklemiş oldum. Iııı ee, ama sonuç olarak son 5 vid videomu ben de ekledim. Bundan sonra paylaşacağım videolar çok kısa videolar olabilir. Sırf bu e, bağış güncel olarak gözüksün diye. 2 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar olabilir. Bana karşı çıkanlar var. Bari bugünlerde video paylaşma, bir hafta video paylaşma işte. Pazartesiye kadar video paylaşma. Video paylaşmamızın bir amacı var. Biz zevk için video paylaşmıyoruz. Ben de çok video çekme taraftarı değilim. Benim de işime gelmiyor video çekmek ama bizim bir amacımız var şu anda. Bunları bu şekilde bizler de ufak ufak elimizden geldiğince biz çok küçük bir kanal sayılırız sonuçta. Minimal bir şeyler toplanır belki bizim de bir faydamız olur diye düşünüyoruz. Bana Instagram'dan çünkü saçma sapan beni etiketleyip işte bu adam videolar paylaşıyor. Bu adamı paylaşın işte şöyle yapın bu adama böyle yapın. Aptal aptal yorumlar geliyor. Buradaki YouTube son videomda da mesela aptal aptal yorumlar. Adam video izlememiş sırf ben video attığımı gördü diye izlemiyor video. Alakası yok. Videonun içeriğini bilmiyor. Oyun oynuyorsun işte böyle günlerde video çekiyorsun falan filan. Yorumlarını direkt silip atıyorum. Umurumda değil. Engelliyorum kanaldan. Umurumda değil. Çıkabilir. O düşüncede olan insanlar çıkabilir. Benim için hiç problem değil. Ben kendi mantığımı, kendi içimi biliyorum. Gerisi hiç umurumda değil. Başkasının ne düşündüğü vesairesi benim umurumda olmaz dilediğinize yapabilirsiniz. Ben burada faydalı bir şeyler olacaksa diye. Belki olur. Çok minimal şeyler bunlar mesela ama belki birisinin ayağına bir çorap olur bu. Bilemeyiz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi çok minimal videolar atabilirim. Kusura bakmayın. Yani çek kesim yok. Sürekli haberleri izliyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum. Bir önceki videomda da bahsettim. Adam akıllı zaten insanın yemek yiyesi bile gelmiyor. Sırf hayatta kalabilmek, hayatta kal diye yiyorsun. Yani bir yerde düşüp kalma diye yiyorsun. Öyle söyleyeyim. Ufak ufak bir şeyler yiyorsun, geçiştiriyorsun. Sürekli haberlerdesin. Acaba bir daha kurtulacak mı diye. Bak, bakıyorsun. Sonuçta oralara gidemiyoruz. O, oralarda değiliz. Bari en azından takip ediyoruz haberlerden. Elimizden gelen, elimizden geleni de bu şekilde insanlara gösterip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.